Selam arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı şerefine size çok güzel bir soru getirdim. Klasik ikizkenar AB AC Langley üçgeni. Hemen başlayalım. Bu soruyu da kısa videoyla harcayamazdım. Ayrıca sığdıramazdım da. O yüzden uzun video kısmına ekledim arkadaşlar. AB AC ise klasik bildiğimiz 20 80 80 üçgeni. 30 gitti buraya, 50 kaldı. Buraya da kaç kaldı? 60 kaldı. Hatırlayın hep arkadaşlar soruyorlar hocam kafamıza göre nasıl alıyoruz o açıları diye ee, arkadaşlar kafamıza göre almıyoruz bunlar tamamen aslında bilimsel bakın burada hemen şuradan bir tane kenar uzunluğunu onu diğer renkliyle göstereyim BC kenar uzunluğuna eşit olacak şekilde şurası 80 şurası 60 olduğu için hop hemen şurayı birleştiriyorum bakın çektim bunu arkadaşlar. Şuraya E noktası diyeyim. Ben BC ile EC'yi birbirine eşit aldım. Alabilir miyim? Alırım çünkü açılar buna müsaade ediyor. Burası 80, buraya 20. 20 derecelik açıyla da aldık diyebilirsiniz. 60'ı istediğimiz gibi bölebiliriz. 20 80 buraya da 80 kaldığına göre şu açının 60'ı ne kadarı gitti? 20'si gitti. Buraya 40 derece kaldı arkadaşlar. Ve BC uzunluğu yani şu kırmızı uzunluk şu EC uzunluğu bunlar birbirine eşit oldular. Hemen şimdi ikinci hamle olarak şurayı birleştiriyorum arkadaşlar. E noktasını o F noktasına birleştirdim. Şimdi şu açının ölçüsüne bakacak olursak F'nin tamamı değil bir kısmı. Dış açı 30 ile 20'nin toplamı burası kaç derece oldu? 50 derece oldu. Şu açının ölçüsü de B'nin bir kısmı da 50 idi. Bu da 50 idi. Dolayısıyla ikizkenar üçgen yani şu kırmızı uzunluk BC uzunluğu FC uzunluğuna da eşit oldu değil mi? Neden? Taban açıları 50'ye 50. Dolayısıyla BC FC'ye eşit. Bunu da gösteriyorum. Şimdi EFC üçgenine bakalım. Onu da isterseniz yeşille göstereyim. EFC üçgeninde burası 20, burası 40, 20 ile 40'ın toplamı 60 oldu. Bunu hep yapıyoruz biliyorsunuz. Şu üçgenin tepe açısı yani şu açının tamamı 60 derece ve ikiz kenar CF ile CE uzunluk uzunluk olarak birbirine eşit. Demek ki tepe açısı da 60 ise eşkende oldu. Yani burası da 60 derece oldu. Şunun tamamına da 60 kaldığı için buraya da kaç derece kaldı? 10 derece kaldı. Yani EC uzunluğu bakın şu uzunluk FC uzunluğu ve EF uzunluğu birbirine eşit oldu, eşkenar olduğu için 60, 60, 60 olduğu için. Şimdi kalan boş açılara bakıyorum, alfa'ya yavaş yavaş gidiyoruz. 80, 60 daha, 140 buraya 40 derece kaldı arkadaşlar. 20 ile 20'nin toplamı şu açının ölçüsü, 40 derece gene arkadaşlar, doğru mu? Ve bir ikiz kenarlık daha yakalıyoruz burada dikkat ettiyseniz, şu açı. 40 derece, şu açı 40 derece. Bakın onu da şöyle göstereyim, şu açı. Yani E C şuraya da T diyeyim T üçgeninde, şu açının ölçüsü 40, şu açının ölçüsü 40. Demek ki bu üçgen ikizkenar. Yani E C uzunluğu E T uzunluğuna eşit oldu değil mi? 40'a 40 olduğu için. Öyleyse T üçgenimiz ikiz kenar geldi. Şu üçgen bakın hop ikiz kenar. Neden? Çünkü EF uzunluğuyla ET uzunluğu birbirine eşit. TP açısı da kaçmış? 40'mış. Taban açılarının ölçüleri yani şu açının ölçüsü de şu 40 artı alfa da kaça eşit olacak arkadaşlar? TP açısı 40'sa 180'den 40'ı çıkarıp 2'ye böldük 70 olacakmış. Burası da 70. 40 artı alfa da 70. Öl, öyleyse alfaya da kaç kaldı? 30 derece kaldı. Bu çok hoş bir olimpiyat sorusu ee, arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşması için de lütfen bu soruyu arkadaşlarınızla paylaşın, gönderin. WhatsApp gruplarınızda paylaşın. Daha çok kişi yararlansın. Ee, şimdilik hoşçakalın.